Evet. Öncelikle herkese merhabalar. İsmim Halit. Bugün değişik bir şey yapacağız ve Ocarina of Time oynayacağız. Bugün dedim artık ne zaman upload edersin ki? Bugün sizin için o gün olacak. Aslında daha önceden oynadım. Hatta kanalımda da bir yere kadar çekmiş olduğum bir seriydi. Zora's Domain'i falan bitirmiştik hatta. Ama sevgili OBS sağ olsun, hani videoyu kaydetmemişti. Yani ben o bölümden sonra bir 4-5 bölüm daha çekmiştim. Upload ettiklerimden sonra, ama tek kontrol et baktığımda videonun kaydedilmediğini ama oyunun kaydedildiğini görünce mecburen bu beni biraz soğuttu tabi. Sikerim böylesi işi amına koyayım falan dedim. Ve bayağı da bir süre Ocarina'ya bulaşmadım açıkçası. Daha sonra işte yani bu videoyu çekmeye karar verdiğim gün şöyle düşündüm. Acaba bir yere kadar oynayayım, o geldiğim yere kadar geleyim. Oradan sonrasını mı göstereyim diye, yoksa sıfırdan mı başlayayım diye. Şimdi sıfırdan bu videoları çekeceğim ama upload edeceğim zaman, hani onu upload edeceğim zaman karar vereceğim. Kaldığım yerden mi upload edeyim, yoksa sıfırdan en baştan mı upload edeyim. Şu an düşüncem en baştan upload etmek seriyim. Zaten çok bir şey değil, orası 2-2,5 saatlik bir kısım. Şimdi karakterimizin adını vererek başlayalım. Evet, orijinal oyundaki karakterin adını vereceğiz, yani esas orijinal adını, ki Link olacak bu da. Evet. Bu arada oyun Project 64 Anu ve Community Retexture Pack ile oynuyorum. Evet. Sanırım burada şey yapmamıza gerek yok. Koruyucu ruh olarak görev yaptım. Adım Deku diyor işte. Kokuriler, ormanın çocukları burada benimle birlikte yaşıyorlar. Her kokurinin koruyucu bir perisi var. Perisi olmayan bir çocuk var ki o da biziz zaten. Bunun da nedenini oyun ileride anlatacak. Niye bizim perimiz olmadığını. Oyunla ilgili açıkçası şöyle söyleyeyim. Ocarina of Time'in en sevdiğim oyunlardan birisi. Daha önceden iki sefer bitirmişliğim var. Üçüncüsüne video çekiyordum işte. Sağ olsun. O da yarım kaldı. Hani kayıt var, video yok. Bir de ayrı ayrı sev alma durumu da yok. Tek sev üzerinden gidiyor oyun. Ben görmedim en azından ayrı bir sev dosyası oluşturulabildiğini. O yüzden de mecburen baştan alacağım oyunu. Evet, bu da deko ağacı. Dinliyoruz. Kötü güçler Hyrule'ye saldırıyormuş. Hyrule bu arada Zelda'nın geçtiği dünyanın adı. Kokiri ormanı işte işgalcilere karşı bir bariyer oldu diyor. Ama işte bu şeytani gücün karşısında benim gücüm hiçbir şey. Evet, Persis çocuğun yolculuğa başlama zamanı geldi. Yani bizim. Bu arada Ocarina of Time şu anda 99 Metacritic ortalamasıyla gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olarak gösterdi. Puan ortalaması olarak en iyisi. Bana göre de çok rahat ilk 10'a girer arkadaşlar. Hani belki birincilik kişiden kişiye göre değişebilir ama bilmiyorum. Ocarina oynayıp bitiren çoğu kişi şunu der. Bu oyun gelmiş geçmiş en iyi 10 oyundan biri diye çok rahat der. Gerçekten çok kaliteli bir oyun. Bu arada Navi'ye Deku ağacı şey dedi işte, bize şu genç arkadaşımızı bana getir, benim fazla zamanım kalmadı. Gerçekten çok güzel bir oyun. Bazı mekanları cidden efsane. Hatta bir mekanı yanlış hatırlamıyorsam oyun gezerin bir listesinde vardı. O listenin adını hatırlamıyorum ama
o mekana geldiğimde söyleyeceğim. Eğer bulabilirsem de o mekana gelince, ki bayağı bir ileride orası, bir bağlantı linki de oluşturmayı düşünüyorum. Ya eski oyunlar cidden kaliteli arkadaşlar. Hani yeni oyunların eski oyunlara göre tek artısı eminim grafikler. Başka hiçbir bok yok. Ya ben farklı iki oyun üzerinden bahsedeceğim mesela. Tales of Symphonia, Tales of Zestiria. İkisini de bitirdim ben. Açık konuşayım, Symphonia her konuda Zestiria'dan çok daha iyi. Karakterleri çok daha iyi. Yani oynayış ikisinde de benzer tarzda. Karakterler çok daha iyi, hikaye çok daha iyi. Yani seslendirmeler, ikisinde de Japoncalar aynı seviyede, aynı kalitede. Ki Nana Mizuki gibi isimler var Symphonia'da. Hani basit, öyle dandik adamlar yok. İngilizcesinde hani sokaktaki adama çevirmişler ama Japonca dublajını oynarsanız cidden çok iyi. Ha. Link, Ulu Deku Ağacı seni görmek istiyor. Hadi kalk. Hirula'nın kaderi böyle bir tembel bir çocuğa mı bağlı? Tembeller zekidir bu. Yani ne gibi oyunun kalitesi işte K işte T'lerle K'larla hani şu 720p 1080p 4K 5K da ölçülmüyor. Grafik olmasını isterim tabii ama grafiğin yanında bana ekstra şeyler de versin. En basitinden Witcher 3 gibi. Ben de kastından fazla oynayamadım ama ben oynayabildiğim 20 saat kadarlık süre içinde şunu söyleyeyim. Cidden çok şey var oyunda ve cidden emek verilmiş. Hani grafiğe kasıp içi boş bir dünya yaratmamışlar. Yani şey gibi, nasıl söyleyeyim, Skyrim'de de açık dünyadır ama Skyrim içi boş bir yorum. Ben ayla bayıla oynadım. Toplamda 500 saat oynama sürem var Skyrim. İşte bunların çoğu hani yürüyerek manzara görmek. Yani manzara görmek için oynuyorum. Şöyle hikayesi için, bu karın hikaye neymiş vesaire diye oynadığım bir oyun olmadı Skyrim. Ve arkadaşlar burada o karaneye başladığımda her zaman yaptığım şeyi yapacağım. Şöylece kaydedeceğim ve videoyu bitireceğim. Bu intro videosu olacak, giriş bölümü. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.